Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Üniversite sınavı için ÖSYM'nin yayınlanmış olduğu 2017-2018 temel matematik testi ile ilgili soruları çözeceğiz. Yani kılavuz yayınlandı, örnek soru tipleri yayınlandı, soru tipleri kolay. Şimdi matematik sorularını çözmeye başlayacağız. Birinci sorumuza bakalım. Temel matematik testi ile ilgili sorularımız, 40 tane sorumuz var matematikle ilgili. Sorular zor soru yok, hepsi kolay sorular. Şimdi eş parçalar ayrılmış diyor olan diyor. Yukarıdaki şekilde diyor. Boyalı parçanın alanları toplamını şeklin toplam alanına oranı kaçtır? Oran sorulduğu için oran sorularında direkt değer verebilirsiniz. Yani birer vereceğim değer olarak birer vereceğim hesaplama kolay olması için. Mesela burası bir birim kare olsun. Burası da bir birim kare. Burası da bir birim kare. Bir birim kare. Hepsine eşit olduğu için bunlar bir birim kare dedik. Şimdi taralı alan ne kadar? Oranı soruyor bize. Taralı alan 1, 1, 2. O zaman 2 bölü tamamı da zaten 8. 1, 2, 3, 4. 4 de aşağıda 8. 2 bölü 8'den sonuç taralı alanın olanı soruluyor. Tamamın oranı. 1 bölü 4 yapıyor. Yani cevabımız 1 bölü 4. B seçeneği yapacak. Evet. Boyalı kısım 2 parça. Tamamı da 8 parça. Sadeleştirince 1 bölü 4. Nedir bu 1 bölü 4? Boyalı kısmın tamamının oranı. Yani cevabımız B seçeneği. Şimdi ise ikinci sorumuza bakalım. K kök 2 vermiş. L kök 5. M ise kök 10 sayılarını diyor. Sayı doğrusu üzerindeki gösterim aşağıdakinin hangisi gibi olur demiş. Şimdi kök hangi iki tam sayı arasında onu bulacağız. Şimdi iki değerimiz sonra karekök içerisine alacağız. İki değerimiz kimde kim arasında? 1 ile 4 arasında. Karekökünü aldık. Karekökünü alırsak 1'in karekökü 1 yapıyor. Buradan da kök 2. Kök 2 k değerimiz kök 2 geliyor. Buradan da 4'ün karekökü 2. Yani buradan çıkan sonuç nedir? Kök 2 değerimiz 1 ile 2 arasında olacak. Dolayısıyla ileri ileri gidelim. Burada 1 ile 2 arasında k değerimiz D seçeneği direktmen gidiyor. Yani seçenekleri eleyerek gidebiliriz. E seçeneği de gitti. Şimdi L değerimize bakalım. Kök 5. Önce 5'e bakalım. 5 hangi iki tam kare arasında? 4 ile 9 arasında. Sonra karekökünü alıyoruz. 4'ün karekökü 2. 5'in karekökü kök 5 yapıyor. L değerimiz kök 5. 9'un karekökü 3. Demek ki L değerimiz de 2 ile 3 arasında. 2 ile 3 arasında olanlar kalacak. C'de 2 ile 3 arasında dememiş. 1 ile 2 arasında demiş. D değerimiz gidiyor. B'de de 2 ile 3 arasında. A'da da 2 ile 3 arasında. Yani A ile B kaldı. Şimdi bakalım en sonucu şeye. B değerimiz kök 10. Önce 10'u bulalım. 10 hangi iki tam kare arasında? 9 ile 16 arasında. Karekökünü alalım. 9'un karekökü 3. Dolayısıyla M değerimiz artık geldi. Kök 10. 16'nın karesi de 4. 3 ile 4 arasında. Yani M değerimiz 3 ile 4 arasında çıktı buradan. 3 ile 4 arasında. Dolayısıyla B seçeneğinde gitti. Zaten A seçeneğimizi bulmuş olduk. Yani sorumuz güzel bir soru. Kolay bir soru. Sadece biraz işlemi var. Üçüncü sorumuza bakalım. X değerimizdeki Y değerimiz eksi 1 olmak üzere diyor. X kare artı Y küp. Böyle X eksi Y işleminin sonucu nedir demiş. Hemen X'in karesini alalım. Yani 2'nin karesini alacağız. 2'nin karesi 4 yapıyor. Sonra y'nin küpünü alıyoruz. Y'nin küpü yani eksi 1'in küpü. Bunu direkt mi yazabilirsiniz? Ben göstermek için uzun yapıyorum. Eksi 1'in küpü eksi 1 yapıyor. Sonra x eksi y'yi bulacağız. Bulalım x eksi y. X'imiz 2. Y'imiz de eksi 1. Eksi eksi artı yaptığı için burası 3 yapacak. Dolayısıyla işlemimizin sonucu 4. Eksi 1. Gördüm. X eksi y de zaten 3 yaptı. Buradan da 3 bölü 3'ten sonucumuz 1 çıkacak. Yani cevabımız A seçeneği. Dörde bakalım. Aşağıdaki diyor çemberlerin içine birer tam sayı, karelerin içine ise toplama işlemi ya da çarpma işlemlerinden biri yazılıyor. Karenin içindeki işlem, o karenin üstündeki iki çemberin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o karenin altındaki çembere yazılarak aşağıdaki diyagram oluşturulmuştur. Buna göre diyor, KLM harflerinin yerine yazılacak sayı ve işlemler aşağıdaki hangisinde verilmiştir diyor. Yani nasıl yapacağız? Şimdi bakalım.
Eksi 2 ile 4'ü ne yapıyoruz bakalım? Toplama ya da çarpma işlemi diyor. Burada çarpma işlemi yapılmış. Şimdi verilen değerlerden hareketle gidelim. Buradaki işlemin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi eksi 8 ile 12 ne yaparsak 4 çıkar. Toplarsak o zaman M değerimiz toplam olacak. Seçeneklerimize baktığımız zaman M değerimiz toplama. Buradan bakalım. Burada ne varmış? Eksi 8 var, 12 var. 12'ye 4 ile ne yaparsak, çarparsak, neyi çarparsak 12 çıkar 3'ü. Yani K değerimiz 3 çıkacak. Eksi 2 ile 4'ü ne yaparsak eksi 8 çıkar, çarparsak burada da çarpma olacak. Dolayısıyla bakalım önce K'dan başlayalım. K değerimiz neymiş? 3. K değerimiz 3. 3 olmayanlara zaten gidiyor. Hemen ediyoruz. C'de E kaldı. Hemen L'ye bakalım. L değerimiz neymiş? L değerimiz de çarpmaymış. Çarpma. E seçeneği de gitti zaten. M değerimiz de işlemimiz bir toplama işlemi. M değerimiz de toplama olduğu için dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak buradan. Beşinci sorumuz. Üçgen var. Kare var. Burada bir çemberin içerisinde nokta var, yıldız var. Sembollerinden her biri farklı birer rakamı gösterecek şekilde 0, 1, 2, 3 rakamları eşleştirilerek buradaki şimdi 3 basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 120, 132, 230 sayılar elde ediliyor. Kare artı yıldız işleminin sonucu nedir demiş. Şimdi şeklimize baktığımızda yüzler basamağında kare kare var. Yüzler basamağı aynı iki tanesi. Yüzler basamağı aynı olanlar hangileri? 120, 132, 230. O zaman yüzler basamağı aynı olanlar 120 ile 132. O zaman buraya 120, o zaman burayla burası belli. O ikisinden birisi gelecek. O zaman diğeri kesinlikle şu olmak zorunda. Yani o zaman ne yazabiliriz? Buraya da 120 ya da 132 gelebilir bu ikisi. Bu ikisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ikisinden birisi. Yüzler basamağı aynı olduğu için o zaman 230 kesinlikle ne olacak? Bu olacak. Yani buraya gelecek olan şey 230'dur. O zaman bizim yıldızımız buradan ne geliyor? Yıldızımız 2. Çember içerisinde nokta ise o da kesinlikle 3 oluyor. Üçgen de kesinlikle 0 oluyor. Tamam, bunları yazdık. Bize kareyle yıldızın toplamı soruyor. Yıldızı bulduk, kareyi bulacağız. Şimdi diğerini bulalım. Yani yazdığımız zaman şunu yazarsak birinci yazalım. Diğerini de yazalım. Üçüncüyü de yazalım. Şimdi bunları yazalım. Hangisi olacak? Bildiklerimizi önce yerine koyalım. Neleri biliyoruz? Yıldız, yıldız 2. Yani ortaya kesinlikle 2 gelecek. Başa kare gelecek. Onu belirleyeceğiz. Ortaya 2 gelecek. Bakalım ortada 2 olan hangisi bunlardan? Ortada 2 olan tabii ki 132 o zaman. Ortada 2 olan 120. Düzeltelim 120. O zaman bu 120 ise diğerine de ne gelecek? 132 gelecek. 132. Bakalım yıldız 2 idi zaten. Tamam, problem çıkmadı artık. O zaman karemizde bizim ne olacak? 1. Yani arada karşılaştırma yapıyoruz bu şekilde. Yani karemizde 1 çıkıyor. Bir bulmuş olduk. Burası ayrı bir kısım olarak yaptık. Şimdi bizden istenen şey kareyle yıldızın toplamı. Yani burası bir mantık, tamamen mantık, görme. Görme ve mantık ile ilgili. Karemiz 1, yıldızımız da 2. Topladık. Ne yaptı? 3 yaptı. Yani 5'in cevabı C seçeneği çıktı. Tamamen görme ve mantık. A, B, C, D, E gerçel sayılarmış. A küçükmüş B'den, B de küçükmüş C'den. B küçükmüş D'den, D de küçükmüş E'den. Şimdi A B'den küçükmüş, B de C'den küçükmüş. B D'den küçük, T de E'den küçük. Dolayısıyla bu ikisinin arasında bağlantı kuracağız. Ortak olan kısım neresi? Burası. Ortak olan kısımlar arasında bağlantıyı kuralım. O zaman yazalım. Şurayı ayıralım. Burası ayrı bir kısım. A küçüktür B. Bağladık. B'den sonra D var. D'den sonra D. Bağlantıyı kurduk. Gerisi C hakkında yorum yapamıyoruz. Yani nedir? C, D'den, E'den büyük mü? Bu, sadece yapabildiğimiz bu. A küçüktür, B küçüktür, D küçüktür, E. Her zaman doğrudur. A, D'den nedir?
küçüktür demiş. B A'dan küçüktür. B A'dan küçük değil. B A'dan büyük. Bu yanlış zaten. C D'den küçüktür. C hakkında yorum yapamıyoruz. C ile D arasında. C E'den küçüktür. C hakkında herhangi bir yorum yapamıyoruz. E B'den küçüktür. E ile B. Ne demiş zaten? B E'den küçük. Bu tamamen yanlış. Zaten burada ne çıktı? A küçüktü D. Yani burada görüyoruz. A D'den nedir? Küçüktür. Yani cevabımız A seçeneği. Yedinci sorumuz x ve y gerçel sayıları için demiş. 3x eksi y eşittir 2 olduğuna göre ifadelerin hangileri her zaman doğrudur demiş. 1, y pozitif ise x pozitiftir. O zaman y'yi bir çekelim. Y pozitif ise x pozitif oluyor mu? 1 için denemeyi yapalım. 3x eksi y eşittir 2. Buradan y'yi yalnız bırakıyorum. 3x eksi 2 eşittir y. Y pozitif ise x de pozitiftir diyor. Yani y pozitif olduğu zaman x de pozitif olacak. Bakalım. Evet, y pozitif ki x de pozitif olmalı. Neden? Çünkü bu iki sayının farkı. İki sayının farkı eksi 2 negatifse o zaman burası pozitif olacak ki büyük bir sayı 2'den. Dolayısıyla y de pozitif çıkacak. Örneğin mesela ne yazalım? X yerine 1 yazarsak 3 çarpı 1 eksi 2 ne yapacak? Pozitif bir değer yapacak. 1. Yani yaptı mesela. Ne oldu? Y pozitifken x de pozitif. X yerine 1 yazdık. Bu yüzden birincisi doğru. Her zaman için doğru. 2'ye bakalım. 2 ne diyor? Y tam sayısı. Tam sayısı diyor. X de tam sayıdır demiş. Şimdi Y tam sayısı X tam sayı oluyorum. Ona bir bakalım. Şimdi yine aldık bunu. 3x eksi 2 eşittir y. Y tam sayı iken x de tam sayı oluyor mu? Mesela x yerine 1 bölü 3 yazdım. 3 çarpı 1 bölü 3. Eksi 2 yazdık. Aynısını yazalım. Ne çıkacak? Sadece çek. 1 eksi 2'den eksi 1. Yani y eksi 1 tam sayı iken x tam sayı değil. Yani olmak zorunda değil. Olmadığını göstermek için bir tane aldık. 1 bölü 3 tam sayı değil. O yüzden ikinci ifademiz her zaman için doğru değil. 3'e bakalım. 3 ne diyor bize? X tam sayı ise y de tam sayıdır. Evet. Yine y ile ilgili olayımız. Y eşittir 3x eksi y. Tam sayı. X'e bir tam sayı verelim. Tam sayı tam sayıyla çarparsak, farkını alsak tam sayı çıkacak. Bir örnek üzerinde göstereyim mesela. X yerine 2 aldım. 3 çarpı 2. Y yerine de şuraya ne aldık? Şurasını düzeltelim. Burası 2 olacak. Şurayı düzeltelim. Evet, 3 çarpı 2 eksi 2 ne yapacak? 6 eksi 2'den 4. Yani bir tam sayı çıkıyor. Yani zaten x'i tam sayı alırsak 3 ile çarptık yine tam sayı. Tam sayı çıkardık yine tam sayı çıkıyor. Yani 3 de kesinlikle doğru oluyor. Yanlış olan seçenek 2. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevabımız E seçeneği. 8. sorumuz eşitsizliğini sağlayan tüm gerçek sayılar diyor. Sayılar sayı doğrusunun üzerindeki gösterim hangisidir demiş. Şimdi mutlak değer içerisinde olunca bir olduğu gibi alacağız. Olduğu gibi alıyorum. 1 küçük eşit x, küçük eşit 3. Bir de zıt işaretlisini alacağım. Sınırların işaretini değiştireceğim. Yine küçük eşit x alacağım. Küçük eşit aldım. Burası eksi 3 ile sınırların zıt işaretini eksi 1 alıyorum. İkisinin arasında x değerimiz. Bir pozitif, bir negatif. Negatif alınca sınırları değiştiriyoruz. Kısa yoldan sınırları değiştirip hemen çözüme geçiş yapıyoruz. 1 ile 3 var mı? 1 ile 3 kapalı aralı. 1 ve 3 dahil. Eksi 3 ile eksi 1. Eksi 3 eksi 1 var. Burada A seçeneğinde 1 ile 3 alınmamış. 2 tane. B'de de eksi 3 eksi 1 alınmamış. C'ye bakalım. Eksi 3 eksi 1, 1 3. Cevabımız C seçeneği olacak. İkisi de almış çünkü. D'de ne yapmış? 1 ile 3 almış. Eksi 3 eksi 1 almış. Bir de arada fazlalık kısım almış. Burası fazlalık kısım. O yüzden D de yanlış. Eksi 3'ten küçük kısım almış. Eksi 3'ten küçük kısmı al demiyor bize. E de yanlış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. 9. sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı varlıkların kütlelerinin kilogram cinsinden yaklaşık olarak değerleri verilmiştir. Güneş'in kilogram değeri 2 çarpı 10 üzeri 30 kilogrammış. Dünya'nın kilogram kütle olarak değeri 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogram. Köpek balığı 5 çarpı 10 üzeri 3 kilogram. İnsan 7 çarpı 10 üzeri 1 kilogram.
bakteri 1 çarpı 10 üzeri eksi 15 kilogram, elektron 9 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram. Yani bu arada size soru diğer bilmeniz gereken şeyler hakkında da şöyle genel bilgiler vermiş oluyor soru tipi olarak. Şimdi güneş bölü G bölü dünyayı bulalım. Güneş bölü dünyayı bulalım o zaman. G bölü D. 2 çarpı 10 üzeri 30. 6 çarpı 10 üzeri 24. Şimdi 10 üzeri 30, 10 üzeri 24, 10 üzeri 6 yapacak. Farkı 10 üzeri 6. 2 bölü 6'yı da sadeleştirelim. 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 6 yapacak. Değeri bu. Şimdi diğerine bakalım. Nedir o? K köpek balığı ile insan. Şimdi köpek balığı 5 çarpı 10 üzeri 3. 5 çarpı 10 üzeri 3. İnsan 7 çarpı 10 üzeri 1. 5 bölü 7 yapacak. 5 bölü 7 katsayımız. 10 üzeri 3, 10 üzeri 1 çıkarırsak 10'un karesi yapacak. Sonra bakalım ne kaldı? B bölü E. B neymiş? Bakteri. E de elektron. Bakteri neymiş? Bakteri 1 çarpı 10 üzeri eksi 15. 10 üzeri eksi 15 yazabiliriz direktmen. Diğeri de 9 çarpı 10 üzeri eksi 31. O zaman 1 bölü 9'umuz var. Çarpı 10 üzeri eksi 31 yukarı geçerse 10 üzeri 31 yapar. 15 çıkarırsak 10 üzeri 16 yapacak. Baktığımız zaman zaten değerler birbirine yakın değerler değil. Birbirine uzak değerler. 10 üzeri 16 var. 10 üzeri 2 var. 10 üzeri 6 var. Yani katsayılara bakmamıza gerek yok. Çünkü zaten değerlerimiz arada fark olan yani değerler 1 bölü 3, 5 bölü 7, 1 bölü 9 bunlara bakmamıza gerek yok. Çünkü değerlerimiz, kuvvetlerimiz bayağı birbirinden uzak değerler. O yüzden bakın 10 üzeri 16 en büyük olacak. 10 üzeri 12'li değer en küçük. 10 üzeri 6'lı değer ise ortada olacak. O zaman en küçük değerimiz k bölü y. Küçüktür. Sonra 10 üzeri 6'lı g bölü d. O da küçüktür. B bölü e. Şimdi bunu seçeneklerden arayıp bulacağız. Bakalım. K bölü y, b bölü e. En büyük k bölü y, en küçük g bölü d de ortada. Cevabımız b seçeneği olacak. Yani 9'un cevabı b seçeneği. 10. sorumuz siyah ve beyaz kareler kullanılarak şekildeki bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemede toplam 37 siyah kare bulunduğuna göre kaç beyaz kare vardır? 10. sorumuz siyah ve beyaz kareler kullanılarak şekilde gibi bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemede toplam 37 siyah kare bulunduğuna göre diyor kaç tane beyaz kare vardır? Şimdi bakalım her sütunda kaçar tane var? Onu tespit edelim. Her sütunda birer tane var. Yani bütün sütunlara bakalım. Her sütunda birer tane var. Sonra 1, 3, 1, 3, 1, 3 diye gidiyor. Toplam kare sayısı 1, 3, 1, 3. Şimdi bakalım. Sonunda başta da 1, sonunda da 1 olduğu için bunlar eşit olarak 1, 3, 1, 3 şeklinde dağıtmamız için 1, 3, 1, 3 şeklinde dağıtmamız için sondaki kareyi ne yapalım? Çizdik. Bunu çizdik. Bunu attık. Attık geriye kaç tane kaldı? 37. 30, toplam 37 tane sütun var burada. Çünkü her birinde her bir sütunda birer tane olduğu için toplam burada kaç tane varmış? 37 tane sütun varmış. Bir tanesi gitti 36. 36. Şimdi 36'yı 2'ye böleceğiz. Neden 2'ye bölüyoruz? Çünkü 1, 3, 1, 3 diye gidiyor. 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölersek 18 yapacak. 18 tekliler. Yani tekliler bir tane daha eklersek 19 olacak. Üçlüler de 18 tane. Üçlüler de 18 tane. Üçlülerden iki tanesi beyaz kare. O zaman 2 ile 18'i çarpıyoruz. 36 tane ne geldi karşımıza? Beyaz kare gelmiş oldu. Toplam kare sayısını bulmak istersek nedir? Onu da bulalım. Hadi belki bu tür sorularda toplam kare sayısını da sorabilir size. Toplam kare sayısı nedir? Üçlülerden 18 tane. 18 ile 3'ü çarparsa 54 yapıyor. Şimdi birlerden sondakini attık.
18 tane de onda var. Çünkü ikişer ikişer gruplandırdık. Bir tane de burada var. 19. 19'u eklersek buradan ne yapacak? 63, 73. 73 yapacak. Şayet size toplam kare sayısını sorabilir bu tür sorularda. Ama bize sadece beyaza sorduğu için 2 ile 18'i çarptık. 36'yı bulmuş olduk. Diğerini de gösterelim dedik biz. 11. sorumuz A ve B birer tam sayıymış. A-B tek sayı olmak üzere diyor. A-B tek sayı. Yani bu tek sayı, tek. Tek çıkması için ne olması lazım? Çiftten tek çıkarsa tek kalır. Bir de tekten çift düzeltelim. Tekten çift çıkarsa yine tek kalıyor. Örnek olarak yani A çift ya da tek olabilir. B çift ya da tek olabilir. O zaman A artı B çift sayıdır demiş. Şimdi A artı B çift sayı mı? Bir bakalım. A artı B çift sayıdır demiş. Çiftle teki toplarsak tek yapar. Çift yapmaz. Tekle çift toplarsak yine tek yapar. O yüzden A seçeneği yanlıştır. Bu yanlış. B'ye bakalım. Çarpımları. Çarpımları çift sayıdır. Neden? A ile B'nin bir tane çift olduğu için A çift B tek ya da A tek B çift. Bunların çarpımları ne olur? A çarpı B çift. Yine buradan da A çarpı B çift olduğu için ikincimiz doğru. A üzeri B çifttir demiş. Şimdi A çift B tek. Çift üzeri tek ne yapar? Çift yapar. Ya da tek üzeri çift. Bu da tek yapar. Yani burası tek de çıkabilir, çift de çıkabilir. Yani kesin bir durum yok. O yüzden sadece iki doğru. Bunlara değer olarak da yazabilirsiniz. Mesela ne alabilirsiniz değer olarak? Sonucun tek çıkması için A'ya 3 alın, B'ye 1 alın. Tek çıkması için 2 alın. 3 eksi 2, 1. Ya da başka ne alabilirsiniz? Çift eksi tek. 4 eksi 1 de ne yapar? 3 yapar. Bu şekilde de alabilirsiniz. Yani buradan da sonuca gidebilirsiniz. Bu. İkisini alıp deneyeceksiniz çünkü. A üzeri B. Mesela A üzeri B 3 üzeri 2 9 tek yapıyor. Çift yapmıyor. 4 üzeri 1 4 çift yapıyor. Yani her zaman için geçerli olmuyor bu durum. Evet, cevabımız B seçeneği çıkıyor. 12'ye bakalım. İçinde harf ya da rakam yazılı olan diyor. Aşağıdaki şekillerden biri rastgele seçiliyor. Buna göre diyor aşağıdaki hangisinin seçilme olasılığı daha fazladır? Harf yazılı dörtgen demiş. Harf yazılı dörtgen kaç tane var bir bakalım. Dörtgen 1. Kaç tane var? Dörtgen. 1, 2. Burada dikkat ediyorsunuz. Harf yazılı olduğu için harf sadece A var. Burada ise 1 var, rakam var. Harf yazılı dörtgen bir tane. Harf yazılı üçgen ise bakıyorum üçgenlere. B var burada. Burada 2 var. Harf yazılı olan yine 1. C'ye bakalım. Harf yazılı daire. Bir daire C var. Bir daire D var. İki tane var. İkisinde de C, D harf. İki tane var. Rakam yazılı üçgen. Üçgenlere bakalım. Burada harf var. Burada rakam var. Bir tane var. Rakam yazılı dörtgen. Dörtgenlere bakalım. Rakam yazılı. Burada harf yazılı. Burada ise rakam yazılı. Bir tane var. Dolayısıyla cevabımız harf yazılı daire iki tane olduğu için seçilme olasılığı bunun daha fazla. İki tane olduğu için sayısı fazla. Yani olasılık olarak da bulursak şöyle buluyorsunuz. Olasılık olarak bulursanız toplam şekil kaç tane var? 2, 4, 6. Evrensel kümemiz 6. O zaman bunun olasılığı 1 bölü 6 oluyor. Bunun olasılığı da yine 1 bölü 6. Evrensel kümemiz, örnek uzayımız 6. Bu da 2 bölü 6 daha fazla. Bu da 1 bölü 6. Bunu yazmanıza gerek yok. Eleman sayısı fazlaysa zaten olasılığı daha fazla olacak. Cevabımız zaten buradan C seçeneği olduğunu gördük. 13. sorumuz aşağıda Venn şemasında diyor. Kuşlar K küme, harfiyle gösterilmiş. Uçabilen kuşlar U ile. Siyah renkli hayvanlar kümesi S ile gösterilmiş. Buna göre diyor yukarıdaki şemada boyalı bölgenin temsil ettiği küme aşağıdaki hangisidir demiş. Şimdi boyalı bölgeni küme olarak yazalım. Nedir bunlar? S ile K'nın kesişiminden şuradaki kısmı atılmış. Bu nedir? U kümesi atılmış. Yani K ile kesişim S'den U kümesi atılmış. Yani taralı kısım bu. Bu nedir taralı kısmın anlamı? K ile S. K neymiş? Kuşlar ile S'de siyah renkli hayvanlar. Bu ikisinin kesişimi.
Kuş ve siyah renkli hayvan olacak. Hem kuş olacak hem de siyah renkli hayvan ortak olan. Fakat uçanlar atılacak, uçamayan olacak. Uçanlar atılacak. Kuş siyah renkli hayvan, aynı zamanda kuş, aynı zamanda siyah renkli hayvan, aynı zamanda uçan hayvanları atıyoruz. Geriye de uçamayan hayvanlar kalıyor tabii ki. Uçanları atarsak geriye uçamayanlar kalacak. O zaman kuş ve siyah. Uçabilen kuşlar demiş. Uçabilen kuşlar burası tamamı. O yüzden burası taranmamış. Siyah renk olmayan kuşlar. Siyah renk neresi bakalım? Siyah renk olmayan. Siyah rengin dışarısı burası. Siyah rengin dışarısı neresi de burası. Dolayısıyla burası da taranmadığı için bu da gitti. Şimdi silelim, diğerini de gösterelim. Uçabilen siyah renkli kuşlar. Uçabilen siyah renkli kuşlar demiş. Şimdi siyah renk burası. Uçabilen kuşlar burası. O ikisinin ortak kısmı burası. Uçabilen siyah renkli kuşlar burası olduğu için bu da gitti. Uçamayan siyah renkli kuşlar. Evet, bunlar ne yapıyor? Uçamayan. Neden? Çünkü uçanları atıyoruz. Uçanların farkını attık. Bunları attık. Geriye uçamayanlar kaldı. Uçamayan hem kuş hem de siyah renkli. O yüzden cevabımız D seçeneği. Bakalım. Uçabilen siyah renkli olmayan kuşlar demiş. Uçabilen hayvan yok. Uçabilenleri ne yapıyoruz? Uçabilen siyah renkli olmayan kuşlar demiş. Bunu işaretlersek uçabilen siyah renkli olmayan kuşlar. Bu kümemiz burasıdır. Dolayısıyla burası da olmadığı için bu da E seçeneği gitti. Yani cevabımız zaten D seçeneği. 14. sorumuz. 3 tane grafik görmüş burada. Grafiklerin hangileri tanım kümesindeki en az bir A elemanı için f(a) 0 eşitliğini sağlayan y eşittir x biçiminde bir fonksiyon belirtir demiş. Şimdi fonksiyon belirtecek. Şimdi fonksiyon belirtmesi için düşey doğrular çiziyoruz. Düşey doğrular iki yerde keserse, birden fazla yerde keserse fonksiyon olmuyor. B'de iki yerden kestiği için B seçeneği düşeye doğru iki yerde kestiği için fonksiyon olmuyor. Yani B seçeneği zaten iki fonksiyon olmuyor. Diğerleri fonksiyon. Düşey kestiğimiz zaman bir yerden kestiği için fonksiyon. 1 ve 3 fonksiyon. Fakat f(a) 0 eşitliğini sağlayacak. f(a) 0 yani fonksiyonun değeri 0'a gidecek. En az bir yerde 0'a gidecek. Şimdi burada mesela burada 0'a giden bir değer yok. Yani f(a) 0 iken x eksenini kesmesi lazım. X eksenini kesmediği için 0 değeri yok burada. Yani 0'a giden bir değer yok 3'te. Burada ise 0'a giden iki tane değer var. Mesela şuna ne diyelim? A1, buna da A2 diyelim. Bakarsak FA1 de 0. FA2 de 0. O yüzden 1 şartlara uygun bir fonksiyondur. Cevabımız A seçeneği. 15. sorumuz bir px polinomu diyor. X'i a ile bölümden elde edilen kalan pa'dır. Tamam, bu zaten bir bilgi. Önce bize bilgi vermiş. K1 gerçek sayı olmak üzere px eşittir x kare eksi kx artı 2k polinomunun x eksi k ile bölümden elde edilen kalan 8 olduğuna göre k nedir demiş. Şimdi burada zaten formülü vermiş. X eksi a ile böldüğümüzde kalan pa. Burada da k'yı bulacağız. Yani x eksi k ile bölümden kalan bulma için x gördüğümüz yere k yazacağız. Yani pk'yı bulacağız. Bulalım. Burada pk'yı yazıyoruz. X üzerine k yazıyoruz. K'nın karesi. Eksi k çarpı. Burada x üzerine k yazınca k kare geliyor. Artı 2k. O da eşittir 8'miş. Bunlar gittiği için geriye zaten 2k 8. Buradan da k değerimiz 4 çıkıyor. Yani cevabımız B seçeneği oluyor. 16. A tane rafı olan bir kitapların her bir rafında B tane kitap bulunmaktadır. Bu kitapların her bir rafına C tane daha kitap yerleştiriliyor. Buna göre diyor son durumda kitaplıkta bulunan toplam kitap sayısının A ve C türünün ifadesi nedir demiş. A tane raf varmış. Olan rafın her birinde diyor B tane kitap varmış. O zaman kitap sayımız A çarpı B oldu birinci durumda. Sonra bu kitaptaki her bir rafa C tane daha kitap konuluyor. Rafımız A'ydı. O zaman artı A çarpı C'ye kadar her rafa C'ye kadar geldiği için A ile C'ye çarptı. Bu kadar kitap daha geldi. O zaman ifademiz neye döndü bu ifademiz? A ortak parantezine alırsak B artı C. Yani her bir rafa A tane raf var.
Sonra B tane dizdik. Sonra C tane daha dizdik. B artı C tane raf var. B artı C tane kitap. A tane raf. Buradan da A çarpı B artı C oldu. Yani cevabımız A seçeneği oldu. Yedinci sorumuz x1, x2, x3, nokta nokta xn şeklinde n elemanla oluşan veri grubu için demiş. Bu veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölünmüyor. Aritmetik ortalama veriyormuş. X üzeri çizgi aritmetik ortalama. Toplamanın veri sayısına bölünmüyor. Aritmetik ortalama veriyor. Bu veri grubunun standart sapması S ile gösteriliyor. Bu da x'lerden, x1, x2, xn'lerden aritmetik ortalamayı çıkarıp karelerini alıp bunları toplayıp sonra veri sayısının 1 eksenine bölüp karekökünü alıyoruz. Bu şekilde standart sapmayı buluyoruz. Bize buradaki veri grubunun standart sapmasını eşit demiş. Önce aritmetik ortalamayı bulacağız. Bize formülleri vermiş. Bulalım. 6 artı 8 artı 10 artı 12 artı 14. Kaç tane verimiz var? Ona bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane verimiz var. Aritmetik ortalamayı buluyoruz bu şekilde. 6, 8 daha 14, 10 daha 24, 12 daha 36, 14 daha 50 yapıyor. 50'yi 5'e bölünsek buradan aritmetik ortalamamız 10 çıkıyor. Şimdi bu birinci kısım. İkinci kısım verilerin her birinden çıkarıp karelerini alacağız. Şimdi çıkarıp karelerini alalım. 6 eksi 10. 6 eksi 10'un karesi. Eksi 4 yapıyor. Karesi 16 yapıyor. Yine 8 eksi 10. 2 eksi 2 karesi de 4 yapıyor. Yine aynı şekilde 10 eksi 10 karesi 0 yapıyor. Karesi de 0 zaten. 12 eksi 10 da 2 yapıyor. Karesi de 4 yapıyor. En son 14 eksi 10 4 yapıyor. Karesi de 16. Şimdi bunları topluyoruz. Toplayalım. 16 4 daha 20 4 daha 24 16 daha 40 yaptı. Yani bizim karekök içerisindeki kısım 40. Artık standart sapmayı yazabiliriz. Yazalım. Yukarısı ne çıktı? 40. Veri grubunu direksiyona vereceğiz. N eksi 1, eksi 1'i de şurada yazalım. N eksi 1 neymiş? 5 eksi 1'den 4 yapıyor. Yani 4'e böleceğiz. Bölelim. Buradan da standart sapmamız 40'ı 4'e bölersek 10. Karekök içerisinde kök 10. O yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Yani bize yeni soru tiplerinde formülleri veriyorlar. Formülü veriyorlar. Uygulamayı yaptırıyorlar. Yani soru tipleri güzel. Formüller hazır olduğu için formül ezberlemenize gerek yok. Ezberci soru tarzı değil. Yani uygulamayla ilgili bütün soru tarzları. 18. sorumuz. Bir veri grubundaki sayılar küçüklemeye doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı yani ortanca terimi denir. Bir kahve firması sunduğu yeni bir kahve çeşidi için müşterilerine birden 5'e kadar rakamlarla puanlandırılan bir müşteri memnuniyet anketi uygulamıştır. Bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların kişi sayısına göre dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kişi sayısı burada, veriler de burada. Verilen puanlar da burada. Buna göre diyor, bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların oluşturulduğu veri grubunun medyanı kaçtır? Bakalım. Puanlar sıraya göre yazılmış. Puanlar sıraya göre yazılacak. Medyanı bulurken. Şimdi veri grubu sayısını bulacağız. Kişileri toplayalım. O zaman toplayalım. 15, 25 daha 40, 20 daha 60, 35 daha 95, 30 daha 125 yapıyor. Bu nedir? Veri grubunun sayısı. Tek sayı olduğu için ne yapıyoruz? 125'i 2'ye bölüyoruz. Bölelim 2'ye. 2'ye bölsek 62,5 yapacak. 62,5 olduğu için biz artık neyi bulacağız? Terim olarak burada verilen puanlardan bir aşağı ile bir yukarısı 62 ile 63'ün aritmetik ortalamasını bulacağız. Yani veri 62 ile veri 63'ün aritmetik ortalamasını bulacağız. Bu bize neyi verecek? Medyanı verecek. Medyan.
medyen diyelim. Şimdi sayalım, küçükten bir yere doğru sayalım. 15, 25 daha 40 yaptı, 20 daha ne yaptı? 60. Dolayısıyla bizim veri grubumuz burada. 62 ile 63. terimler nerede? 4'e eşitmiş. Verilen puanlar 4. İkisine de 4 de verilmiş. O zaman 4 artı 4 bölü 2'den zaten 4 yapıyor. Medyanımız, ortancı terimimiz 4 yapıyor. Yani cevabımız D seçeneği. 19. sorumuza bakalım. Biraz sorumuz uzun. Uzun olduğu için anlaşılması biraz zor olabilir ama sorumuz kolay bir soru. Şimdi elinde diyor beyaz, siyah ve kırmızı renkli boyalar bulunan bir ressam bu boyaları kullanarak gri ve pembe renkli boyaları aşağıdaki kurallara göre elde edecektir. Gri renkli boyaları elde etmek için sadece beyaz ve siyah renkli boyalar sırasıyla yani gri elde edeceğiz. Gri için beyaz ve siyah renkli boyalar sırasıyla 1 ve 2 kat yani beyazdan 1 kat, griden 2 kat kullanacağız. Geçelim diğerine. Pembe renkli boya elde etme için pembe diyelim. Sadece beyaz ve kırmızı renkli boyalar sırasıyla beyaz kaç kat kullanacakmış? Bir kat. Yani buna da başka bir kat diyelim. A diyelim, bir A. Diğeri de hangisiymiş? Kırmızı. Kırmızıdan da 3A kullanacak. Eşit miktarda gri ve pembe renkli boya elde eden diyor. Bu resim toplam 140 gram beyaz renkli boya kullanmıştır diyor. Şimdi sorumuzda gri için beyaz ve siyahtan K'ya 2 kat, pembe için de beyaz ve kırmızıdan A'ya 3A yazdık bunları. Eşit miktarda gri ve pembe renkli boya elde eden bu ressam diyor. Eşit miktarda. Bunların miktarları eşitmiş. Toplam 140 gram beyaz renkli boya kullanmış. Beyaz renkli boyaların miktarı 140 gram olacak. Beyazları toplayacağız. 140 gram yapacağız. Şunları eşit yapacağız. Gri de pembeleri eşit yapacağız. Ortak bir katı bulacağız. Burası 3 kat. Burası da 4 kat olduğu için 12 kat diye eşitleyelim. 12 olması için buranın 4 ile çarpalım. O zaman 4 ile çarparsak 4C diyelim. Başka bir kat alalım. 4C. 4 ile çarptık. 8C. Burayı da 3 ile çarpacağız. 12 olması için toplamın. 3 ile çarparsak 3C. Burayı da 3 ile çarparsak 9C. Ne yaptık? Şeyleri eşitledik. Bunların gri ile 12C. Bu da 12C. Gri ile pembeleri birbirine eşitledik. Şimdi bize demiş ki burada 140 gram beyaz renkli boya. Beyazları toplayacağız. Beyaz 4C. Burada da beyaz 3C. Eşittir. 140 yaptım. 7. 7C 140. Buradan da C'miz 20 çıkıyor. C'miz ne çıkıyor? 20. Bize C'yi sormuyor tabii ki. Neyi soruyor? Siyah ve kırmızı renkli boyalardan kaç gram kullanmıştır diyor. Yani siyahla kırmızıları toplayacağız. Toplayalım o zaman siyahla kırmızıları. Şimdi siyahlara bakalım. 8C. Kırmızılar da 9C. Topluyoruz. 8, 9, 17, C yapıyor. C de 20 idi zaten. O zaman 17 ile 20'yi çarpalım. Bu da 340 gram yapacak. Cevabımız B seçeneği. 20. sorumuz. Bir iş ilanına toplam 93 aday başvuru yapmıştı. İlana başvuran erkek adayların 4'te 1'inin, kadın adaylarının ise 5'te 1'inin başvurusu geçersiz sayılmıştır. Başvurusu geçerli olan erkek ve kadın aday sayısı eşit olduğuna göre diyor. Başvurusu geçersiz sayılan toplam aday kaç tanedir demiş. Şimdi o zaman erkek yazalım, kadın yazalım, başvuru adetlerini yazalım. Erkekler 4A olsun, kadınlar da 5B. Farklı kat bunlar, bilmiyoruz çünkü. Şimdi geçersizler. Geçersiz kimdir? 4'te 1A, 5'te 1'i de B. Bunlar geçersizdir. Şimdi geriye kalanları bulalım. Geçerli olanlar 3A ve 5B'den 1B çıkarsa 4B. Bunlar geçerli olanlar. Şimdi bize demiş ki bunların toplam sayısı 93 yani 4 toplam başvuru sayısı 93 yani 4A ile 5B'nin toplamı 93 kişi. Şimdi
En sonunda geçerli olan adaylar birbirine eşitmiş. 3A 4B eşitmiş. Bunu da yazacağız. Yani 3A yerine 4B yazacağız. Yazalım bunun. Bunu sol tarafa alırsak da olur. Sol tarafa alalım. Yani 3A eksi 4B o zaman 0 olacak. Denklem çözümüne geçmek için. Denklem çözümüne geçiyoruz artık. Geçtik zaten. Neler yok edelim? B'leri yok edelim. B'leri yok etmek için burayı 5 ile burayı da 4 ile çarpalım, toplayalım. 4 kere 4 16, 3 kere 5 15, 16, 15 daha 31. Ne yapıyor? 31 A yapıyor. B'ler gitti. 4 kere 5 20 artı 5 kere 4 20 eksi gitti onlar. Şimdi 4 kere 93'ü çarpacağız. 4 kere 93 ne yapar? 4 kere 90 360, 4 kere 3 12 372 yapıyor. Burada zaten 0 var. 372. Şimdi ADN'i bulalım. 372'yi niye böleceğiz? Tabii ki 31'e böleceğiz. 37'de 31 bir defa var. 6 kaldı. 62'de 31 iki defa var. Yani ADN'imiz 12 çıkıyor. Bizden istenen şey neymiş bir bakalım. Geçersiz sayıdan toplam aday sayısı. Şimdi A'yı bulduk, B'yi de bulalım. Yani A'yı bulduk, B'yi de bulalım. 3A 4B eşitti. Yazalım. 3 çarpı A yerine 12 yazdık. 4B. Buradan B'yi de bulalım. 4'e bölersek ne çıkacak? 3. 12 4'e bölersek 3. B de buradan 9 çıkıyor. Yani B değerimiz 9 çıkıyor. Tamam, B'yi de bulduk. Şimdi geçersiz adayların toplamını sormuş bize. Yani A artı B toplamını bulacağız. Bulalım. A artı B. A'mız 12. B'miz de 9. Toplarsak ne yapacak? 21. Cevabımız buradan C seçeneği çıkıyor.